Biliyoruz ki permakültür tasarımının temel öğelerinden biri insan ihtiyaçlarını karşılarken doğaya zarar vermeyecek, hatta onaracak, onu geliştirecek sistemler yaratmak. Günümüzde yaygın uygulamalardan bir tanesi toprak işlemsiz tarım. Bugün ülkemizde de Adana'da ve Konya'da yapılan mısır ve buğday üretiminin bir kısmı artık toprak işlemsiz olarak yapılıyor. Veya bütüncül hayvan yönetimi veya çok iyi bilinen bir permakültür uygulaması olan gıda ormanı. Bir tür tarımsal ormancılık uygulaması bu da. Tüm bu sistemlerde aslına bakarsanız aynı temel prensip çalışıyor. Dışarıdan bir girdiği ihtiyaç duymadan, dışarıdan fosil kaynak, fosil yakıt kaynaklı gübreler, ilaçlar kullanmadan kendi arazimiz üzerinde örttüğümüz organik maddeyi her sene döndürerek, yani onu biyolojik olarak ayrıştırarak, çürüterek ortaya çıkan besinlerin tekrar toprağa karışmasıyla sürdürülebilirlik sağlanarak yapılan üretim. Evet, gıda ormanı da bir iyi bir örnek. Bizim de amacımız buradaki kiraz bahçesini zaman içerisinde bir gıda ormanına dönüştürmekti. Bunun için üretken kiraz ağaçlarının yanına destek türleri ekiyoruz ki bu destek türleri hem oluştukları maaşla toprağı beslesinler, hem de örneğin baklagil türler seçiyoruz ki bir yandan toprağı azaltılsınlar ve toprağa katkıda bulunsunlar. Her sene ürettiğimiz bu malçı eğer yeterince nem ve mikroorganizmayla toprakta bulunan mikro canlıyla bir araya getirebilirsek bu bahsettiğim biyolojik dönüşüm, organik maddenin çevrimi sağlanıyor. Dolayısıyla sadece bu ilave türlerin, destek türlerin ekilmesi bu tip gıda ormanları için yeterli değil. Bununla beraber bizim bu malzemeyi dönüşebilmemiz için nem ve mikrocanlara ihtiyacımız var. Konuya bir gıda ormanı örneğine bakacak olursak, bu bizim kiraz bahçemiz. Bunu birkaç sene öncesinde bir gıda ormanına dönüştürmeye başladık. Bunun için yaptığımızda üretken kiraz türlerinin arasına farklı katmanlarda çeşitli destek türleri ekmekti. Destek türleri genellikle baklagil ağaç, çalı ve yer örtücü bitkilerden seçiliyor. Çünkü bir yandan hem size değerli malç malzemesi kazandırıyorlar, hem de köklerindeki bağlıkları azotla toprağa gübrelemiş oluyorlar. Dolayısıyla yapılan uygulamaların hepsinde de yaklaşık böyle bu. Üretken türler sadece tek bir meyve olmak zorunda değil. Size bütün mevsim, 4 mevsim boyunca ürün sağlayacak olan farklı üretken türler olabilir bunlar. Farklı meyveler olabilir, yemişler olabilir. Ve bunların arasında serpiştirilmiş olan destek türleri. Burada dikkat edilmesi gereken şey iklim kuşağı yalnız. Bir gıda ormanı oluştururken bunu çok kurak bir iklimde yaparsanız yere bıraktığınız o tüm kesip bıraktığınız organik maddenin, malç malzemesinin dönüşmesi mümkün olmayabilir. Bahsettiğimiz biyolojik dönüşme olmayınca da bu malzeme organik olarak çevrilmeyecektir. Ve kimyasal olarak yanacak ve tekrar havaya karışacaktır. Dolayısıyla böyle bir sistemi kurduğumuz yerde yeterince nem olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü nemle beraber yaşayan toprakta var olan mikroorganizmalar bu malzemeyi çürütebiliyor ve kurduğunuz tarımsal ormancılık sisteminin devamlılığını sağlayabiliyor. Dolayısıyla yaşayan bir ekosistem oluştururken hiçbir zaman var olan şablonlara bağlı kalmadan ekosistemin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu tasarımı yaparsak her zaman emin tarafta kalmış oluruz. Bu gıda ormanı içinde böyle, diğer tüm yaşayan canlı sistemler içinde böyle.